Opus 02 Türkçe derslerine hoş geldiniz. Bugün fiiller serimizin son konusu fiilimsilerle devam edeceğiz. Fiilimsiler en çok kafa karışıklığı yaratan, aynı zamanda en merak edilen konulardan bir tanesiydi. Fiilimsiler neden çok karmaşa yaratıyor? Önce ondan bahsedeyim. Çünkü fiilimsiler birçok konuyu içeriyor. Yani fiilimsiyi gerçekten anlamak için fiili, ismi, sıfatı, zarfı çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden bu videoyu izlemeden önce bu konular hakkında eksiğiniz varsa daha önceki videolarımıza göz atmanızı öneriyorum. Fiilimsilerin genel olarak mantığını konuşacak olursak, onlara fiilimsi denmesinin sebebi fiil kökünden türüyor olmaları. Zaten Türkçe'de ımsı eki, yani beyazımsı, mavimsi, morumsu, yani onun gibi ama o değil anlamında kullanılan bir ek. Fiile gelen ımsı eki de bize böyle bir anlam sağlıyor. Fiilimsi, fiil gibi ama fiil değil. Fiil kökünden türüyorlar, isim, sıfat, zarf olarak kullanılıyorlar. Şimdi gelin hem bir eklerine göz atalım, hem bir görevlerini görelim. Sonra örnek soruları çözeceğiz. Fiilimsilerin temel mantığı fiilden türemeleri. Fiiller çeşitli ekler alıp isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılıyorlar. Yani kırmızı masa masayı niteleyen bir sıfattı. Kızarmış ekmek ise ekmeği niteleyen bir sıfat. Ama kızarmak kökünden geldiği için buna sıfat fiil diyoruz. Yani bir fiilimsi diyoruz. Ya da hızlı gidiyor cümlesinde hızlı sözcüğü bir zarfken koşarak gidiyor bir zarf fiil. Çünkü koşmak kökünden türüyor. Yani bir isimle isim fiili, bir sıfatla sıfat fiili, bir zarfla zarf fiili ayıran özellik onların fiilden türemeleri. Temel mantığımız fiilin ek alıp fiilimsi oluşturması. Şimdi fiilimsi türlerine göz atalım. İsim olarak kullanılanlar yani isim fiiller, sıfat olarak kullanılanlar yani sıfat fiiller, diğer bir ismiyle ortaçlar ve zarf göreviyle kullanılanlar. Yani zarf fiiller, diğer bir ismiyle bağ fiil, diğer bir ismiyle ulaç. Fiilimsilerin temel mantığı bu. Yani fiil kökünden türeyip isim, sıfat veya zarf olarak kullanılmaları. Şimdi eklerinden bahsedeceğim. Ama ek ezberleyip fiilimsi bulmak hiç mantıklı değil. Çünkü onların isim mi, sıfat mı, zarf mı olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor her neticede. İsim fiiller fiil köküne mame, makmek veya ış iş eklerini alırlar. Sıfat fiiller fiil köküne anen, mazmez, ecek acak, dik. Bu dik diyelik eki alarak da kullanılır. Yani mesela diyim veya din gibi de kullanılır. Ve dik eki her zaman dik olarak değil, yumuşamış haliyle karşımıza çıkar. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Ası, esi, ar, er, ur, ür veya diğer ünlü şekilleriyle vemiş alır. Böylece sıfat oluşturur. Zarf fiiller fiil köküne arak, ken, ınca, madan, dığında, alı, ır, maz ya da ee, aa gibi ekler alır. Bunları çoğaltabiliriz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bu ekleri aldılar, isim, sıfat ve zarf oldular. İsim fiiller isim olarak kullanılabilir cümlede. Onun dışında isim tamlaması kurabilirler. Ve ayrıca isim oldukları için her türlü isim çekimine girebilirler ve ek fiil alarak yüklem oluşturabilirler. Sevmek, tir gibi. Peki sıfat fiiller ne yapar? İki görevi var sıfat fiillerin. Ya sıfat tamlaması oluştururlar. Gülen gözler. Nasıl gözler? Gülen gözler gibi. Ya da adlaşmış sıfat olurlar. Yani adlaşmış ortaç. Gülen gözler değil, gülenler gibi. Zarf fiiller ise fiili ya zaman ya da durum yönünden belirtirler. Yani ne zaman veya nasıl sorularına cevap verirler fiile sorulan. Evet, fiilimsileri genel hatlarıyla gördük, eklerinde konuştuk. Ama dediğim gibi onların görevlerini ayırt ediyor olmak bize soruları çözdürtecektir. Şimdi gelin soruları birlikte inceleyelim. İlk sorumuz karşımıza sıkça çıkan bir soru. Üç farklı türde fiilimsi kullanıp kullanmadığını soruyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 farklı türde fiilimsi kullanılmıştır? Yani isim fiile, sıfat fiile ve zarf fiile yer verilmiştir diye soruyor. Uçsuz bucaksız ovada trenle ilerlerken sarı bir denize dönen buğday tarlalarında başakların dalgalanışını izliyordum keyifle. Burada çekimli fiilimiz bu, izliyordum. Şimdi fiil kökünden türen diğer sözcüklere bakalım. İlerlemekten ilerlerken, ne zaman ilerlerken, yani bir zarf fiil var burada. Sarı bir denize dönen buğday tarlalarında, nasıl buğday tarlaları? Sarı bir denize dönen, dönmekten dönen ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Yani bu bir sıfat fiil. Başakların dalgalanışını, dalgalanmaktan dalgalanış, bu da bir isim fiil. Yani cevabımız A'ymış. Edebiyatımızın kimi dönemlerinde görülen farklı akımların bir zenginlik kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Burada fiil kökünden türeyen görülen ve olduğunu var. Dıktik almış, burada allaşmış sıfat fiil. Nasıl akımlar? Edebiyatımızın kimi dönemlerinde görülen akımlar, bu da bir sıfat değil. C seçeneğine bakıyoruz. Çocukluğumuzun geniş ailelerinde akraba çocuklarıyla toplanıp kulaktan kulağa oynadığımız günleri özlüyorum. Toplanıp, toplanmaktan toplanıp, ip almış. Nasıl toplanıp, fiile sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Bu bir zarf değil. Nasıl günler, oynadığımız günler. Kulaktan kulağa oynadığımız günler. Dıktik almış, bu bir sıfat değil. D seçeneğine bakıyoruz. Sanatçının kaleminden çıkan her satır. Çıkmaktan çıkan satırı nitelemiş. O yüzden sıfat değil. Benim yüreğimde tarif edilemez gönül titreşimleri. Nasıl gönül titreşimleri tarif edilemez. İsmi nitelemiş, o yüzden sıfat değil. Son olarak E'ye bakıyoruz. Bir ustanın yanında yetiştiyseniz, onun emeğiyle kendinizi geliştirdiyseniz, gerçek bir usta olmanın eşiğindesiniz demektir. Burada olmanın ve demek var. Makmek ve olmak. İkisi de isim fiil. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda hem sıfat fiil bilmemizi istiyor hem yardımcı fiili bilmemizi istiyor. Yardımcı fiiller neydi? Etmek, olmak, kılmak, eylemek fiilleriydi. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleme sıfat fiil eki almış kelime ile yardımcı fiilin birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Çocukluğumuzdan beri içtiğimiz su ayrı gitmez. Ayrı gitmek deyim olduğu için bunu birlikte alıyoruz. Ama bu anlamca kaynaşmış birleşik bir fiil ve burada sıfat fiil kullanılmamış. Ben daima diğer yoldan gitmeyi tercih ederim. Burada tercih etmek, gene yüklem etmek yardımcı fiiliyle oluşmuş ama tercih sıfat fiil değil. Yine aradığımız seçenek B değil. Bu sorunun üstesinden pekala gelebilir. Burada gelebilir. Aradığımız şey değil. C'yi de geçtim. D'ye bakıyoruz. Nöbetçinin inat edeceği tutmasın mı? Tutmasın. Yani tek başına bir çekimli fiil. E seçeneğine bakıyoruz. Gözümün içine bakıp bir şeyler söyleyecek oldu. Söyleyecek olmak. Söyleyecek, söylemek fiili. Ecek, acak almış. Yani sıfat fiili ki. Söyleyecek olmak ve olmak yardımcı fiiliyle birleşmiş. O yüzden cevap E olacaktı. Geldik üçüncü sorumuza. Bu da çok klasik bir soru. Altı çizili sözcüğün fiilimsi olup olmadığını soruyor. Burada çekimli fiili iyi biliyor olmak önemli. Çık benim şair tabiatım. Çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinden. Hep bilinen şarkılar gibi olsun, yani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama nafile. Şimdi söyleye bakıyoruz. Söyle emir kipinde bir fiil. Yani normal çekimli fiil. Hasret ateşinden çal. Gene emir kipinde çekimli bir fiil. Olsun gene emir kipinde çekimli bir fiil. Arama gene emir kipinde. Yani baktığımız zaman 1, 2, 4 ve 5 çekimli fiil. Şimdi 3'e bakıyoruz. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Nasıl şarkılar? Bilinen şarkılar. İsmi nitelemiş. Bu bir sıfat. Bilinmek kökünden türediği için sıfat değil. Yani cevap C seçeneği olacak.
Evet, geldik son sorumuza. Bu soru zorluk derecesi biraz daha yüksek bir soru. Tam TYT tarzı. Gelin göz atalım. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Antik dönemde anlatılan tarihi olaylar arasında çelişki olduğu zaman hikayelerin inanırlığı ve güvenirliği zayıflarmış. Anlatılan hikayelerden sadece bir tanesi doğru kabul edilirmiş. O da bilgi kaynağı olarak miti referans alan hikayelermiş. Sıfat fiil, adlaşmış sıfat fiil, ek fiil ve zarf fiil kontrol etmem gerekiyor bu soruda. Hangi tarihi olaylar antik dönemde anlatılan, anlatılmak köküne an, en, eki gelerek yapılmış? Bu bir sıfat değil. Yine burada anlatılan hikayeler var. Miti referans alan hikayeler. Hangi hikayeler miti referans alan, almaktan alan? Gene bu bir sıfat değil. Yani birden fazla sıfat bile yer verilmiş. Hikayelermiş, hikayeler imiş. Hikaye bir isim ve isme yüklem yapan, yani adı yüklem yapan bir ek fiili görüyorum. Bu da var. Burada kabul edilirmiş ve zayıflarmış. Kabul edilir imiş ve zayıflar imiş. Yani geniş zamanın rivayetini görüyorum. Birleşik zamanlı fiil yapan ek fiil iki tane var. Ve burada antik dönemde anlatılan tarihi olaylar arasında çelişki olduğu zaman, yani olduğunda, burada dık dık iki gibi gözüküyor ama aslında burası olduğunda ve ne zaman sorusuna cevap veriyor. Yani bu bir zarf fiil, sıfat fiil değil. Ek ezberlemeyeceğimiz yer burası işte. Görevini ayırt edebiliyor olmak. Yani burada bir zarf fiil de var. Ama adlaşmış ortaç bulamadık. Cevap B seçeneği olacaktı. Bu dersimizde fiilimsileri genel hatlarıyla konuştuk, eklerini konuştuk, örnek sorulardan çözdük ve böylece fiiller serimizi tamamlamış olduk. Önümüzdeki ders cümle türlerini anlatacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşça kalın.